Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Futbol Menajer 23 Trabzonspor kariyerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii şöyle bir teknik bir aksaklık oldu. Ben sesimin sizlere daha kaliteli ulaşabilmesi adına Nvidia Broadcast adlı bir uygulama, bir yazılım kullanıyordum. Bu programa veya yazılıma bir güncelleme geldikten sonra iki video birden çekmiştim. Bu da Futbol Menajer'de 6 maça tekabül ediyor bizim sistemimize göre. Fakat bu iki videoda da güncellemeden sonra yapmam gereken ayarları yapmayı unuttuğum için ses problemi yaşanmış. Yani hiç sesim videolara yansımamış. Doğal olarak bu 6 karşılaşmanın hikayesinden maalesef ki mahrum kalacaksınız ama tabii elimden geldiğince de özetlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz burada çok sık bu tarz hatalar yaşayabiliyoruz. Bu tarz aksaklık yaşayabiliyoruz. Kusuruma bakmayın deyip artık özete doğru geçmekten başka bir çare de kalmadı maalesef. Şimdi en son biliyorsunuz ligde ve Türkiye Kupası'nda çok güzel bir başlangıç yaparak, iyi de bir ivme yakalayarak güzel bir noktada ilerliyorduk. En son da Chelsea karşılaşmasına gelmiştik. Ta 2-3 hafta yayınladığımız videoda. Hatta Chelsea öncesinde diyorduk ki yani çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Chelsea öyle alelade bir ekip değil. Avrupa Ligi'nde resmen Şampiyonlar Ligi takımıyla eşleştik diye konuşmuştuk. Öyle de oldu kısmen. İlk olarak deplasmana gittik. İngiltere'ye ve Maximiliano Gomez'in biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle Chelsea karşısında çok dirayetli, çok güzel bir duruş sergiledik. Akabinde döndük İstanbulspor'a karşı deplasmanda, ligde maalesef ki 2-0 kaybettik. Yani açıkçası benim şok olduğum, sahada neler yaşandığına dair hiçbir şey anlamadığım ve hamlelerimde de geciktiğim bir karşılaşma oldu. Maçı kurtarmak adına ne yazık ki pek fazla bir şey yapamadık. 3 puandan olduk diyebiliriz. Ve onun da akabinde de 4-0'lık bir Chelsea galibiyetiyle karşılaştık. İnanılmaz bir karşılaşma oynandı. Maç başlar başlamaz yüksek tempoyla oynamaya başladık. Harika pas kurguları oluşturduk. Pas kanallarımızı çok doğru kullandık. Ve Chelsea'yi tabiri caizse Trabzon'da elemeyi, yok etmeyi başardık diyebiliriz. Muhteşem bir karşılaşmaydı. Bizim için de aslında çok büyük bir sürpriz oldu. Yani oyun da olsa Trabzonspor olarak Chelsea gibi bir rakibi daha ilk sezondan eleyebilmek, saf dışı bırakabilmek bizim için çok önemliydi. Ondan sonra tabii Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve Süper Lig'deki ne derler onu, o kötü gidişatımız aslında devam etti dostlar. Alanya Spor karşısında çeyrek final karşılaşmasını 4-1 kazanmasına elimizi de rahatlatmasına ama yine Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında özellikle Trabzon'da oynadığımız karşılaşmada resmen kanser olduk. Türlü ikinci golü bulamadık. İlk golü de penaltıyla zorla bulduk. Konsantrasyon sorunu vardı oyuncuların. Gerçekten sahaya istediğimiz şeyleri yansıtamamışlardı ve maalesef 2 puan bırakmak zorunda kaldık. Ve son olarak da Chelsea'yi geçtikten sonra Avrupa Ligi'nde bir Rangers mücadelesi karşımıza çıktı. İlk maçımızı da oynadık Rangers ekibiyle. 3-2 gibi bence güzel bir futbolun oynandığı, iki takımın da çok çalışıp mücadele ettiği bir karşılaşmayı geride bırakarak aslında turu geçmek için avantajlı bir skor elde ettik diye düşünebiliriz. Belki de hani direkt olarak 1-0 kazanmışız gözüyle de bakabiliriz. En nihayetinde deplasmana gideceğiz İskoçya'ya sizlerle beraber. Onun öncesinde tabii ki de bir Hatayspor karşılaşması var. Sonrasında Galatasaray karşılaşması olacak. Çok heyecanlı bir bölüm olacağını tahmin ediyorum. Enerjimiz yüksek, gençliğimiz var diyerek ilk karşılaşmayla hemen devam edelim. Diğer teknik detaylardan da sizleri olabildiğince bölüm bölüm, dönem dönem haberdar etmeye çalışacağım. Şimdi asistan menajerimiz demiş ki, yani çok şey söylemiş aslında ama ben bu şekilde oynamalarına gerçekten razı gelemem. Şöyle yapalım, şu şekilde değişiklikler yapalım. Trezeguet'i gerçi evet almak çok da mantıklı gibi durmuyor. Edinvişçe ile başlayalım. Bu sefer Gbamin yedeklerde bulunsun. Oyuncularımızın kondisyonları had safhada aslında. Ara sıra dinlenmeye ihtiyaçları var. Bu çok belli gözüküyor da her hallerinden ama olabildiğince maksimum kadroyla optimum oyunu ortaya koyarak 3 puanı kazanmaya çalışacağız. Yani Hatayspor karşısında özellikle deplasman karşılaşması olduğu için çok önemli bir mücadele zaten. Bunun bilincinde olmamız lazım. Ekstra olarak da bence karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız lazım. Orada ilk pozisyonda, meydana geldi ilk pozisyonda da golü bulduk. 1-0 öne geçtik Hatayspor deplasmanında. Gayet de güzel bir gol.
izledik. Şimdi şurayı atla deyip hemen öncelikle ekranlarımızı bir düzelteceğiz. Buraya Hatayspor dizilişini buraya alalım. Buraya Trabzonspor dizilişini almak istiyorum. Tabii onu arıyorum bir yandan. Bulduk. Canlı skorlar hemen üstüne puan durumunu ekleyeceğiz. Ve şu soldaki penceremizi genişletip buraya da çeşitli istatistikler ekleyelim. Ortalama hareket bölgesi olabilir ve maç ekranı olabilir. Bu arada siz de temayla alakalı da ilk görselleri ilk elden gören insanlar olacaksınız. Aslında Twitch'te 2-3 saatlik bir yayın yapmıştık. Sürpriz bir yayın. Orada yapacaklarımızdan bahsetmiştik az çok. Burada da ufak tefek şahit olacaksınız. Hatta maç oynanırken sizlere de bilgi vermek amacıyla biraz onlardan da bahsedelim. 2 haftadır biliyorsunuz kanala video atamıyoruz. Gerek yoğun iş temposu, iş temposundan sonra arta kalan vakitlerde gerçekten sıkıntılı vakitler bunlar. Dinlenmek ve çalışmak arasında kaldığım aslında daha çok ve dengeyi kuramadığım vakitlerdi. Allah'a şükür o vakitleri de atlatmamıza gerçekten çok az kaldı. Yani 3-4 günlük bir süreç kaldı diyelim. Ama tabii ne yapmaya başladık? BM22'de kullandığımız Gürkan abiyle geliştirdiğimiz bir Turko temamız var. Şu anda ekranlarınızda aslında gösterilen tema bu. Bunun FM23'e uyarlamasını sağladık. FM22'den miras kalan bug'lar vardı. Kadro kayıtlarında hatırlayanlar bilirler. O bug'ları çözdük. Yine ufak tefek hatalarımız, sıkıntılarımız var ama elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışıyoruz. Şu anda test aşamasındayız. Yani ilk elden ben test ediyorum. Akabinde Discord'daki yönetici arkadaşlarımızla yakın çevremizde paylaşacağız. Finalde de umarım ücretsiz bir şekilde hepinize paylaşmaya çalışacağız bu temayı. Tabii temayla iş bitmiyor. FM kulübüyle alakalı bir site çalışmamız var. Güzel bir site hayal ediyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımızı, ilk çalışmalarımızı aslında gerçekleştirdik. Güzel bir site nasıl ortaya çıkar, bu sitede neler olmalıdır gibi bir takım planlamalar hazırladık. Onun çalışmalarına da pazartesi, salı günü gibi başlayacağız. Sitenin tabii ki büyük bir aciliyeti var. Çünkü bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda veya bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda artık siteyi bir arşiv olarak kullanmak ve tüm futbol menajer oyuncularının yararlanacağı bir depo olarak görülmesi için çalışmalara başladık. Ve üçüncü proje olarak da NewGen 100 paketi hazırlıyoruz. Evet abi, çok önemli bir konu aslında. Yabancı topluluklara baktık. Onlar nasıl yapıyorlar? Ne tür programlar, yazılımlar veya ne tür araçlar kullanarak bu tarz işlere kalkışmışlar diye gerçekten aydınlandığımızı söyleyebilirim. Onlardan ilham alarak, onlardan örnek alarak, ki ben bunda kötü bir yan görmüyorum veya art niyet görmüyorum kendi çapımda, ama özetle onları örnek alarak diyelim, fazla da uzatmayalım, güzel bir çalışma başlattık. Midjourney diye bir bot var, biliyorsunuz son zamanlarda ChatGPT gibi aslında ünlü olmaya başlayan bir bot. Kendisine dilediğiniz gibi portreler, resimler vesaireler çizdirebiliyorsunuz. İngilizce bir şekilde bir takım kod parametreleri gönderiyorsunuz ve karşılığında sizlere görseller hazırlayan bir bot. Bu bota biz yaklaşık 2000'e yakın bir futbolcu portresi çizdirdik. Birbirine benzeyenler de var. Birbirinden çok farklı olan portreler de var. Bu portreleri de özel bir dosyalama sistemiyle aslında oyuna entegre ettik diyelim. Özetle bu şekilde toparlamaya çalışalım. Yani yakında tüm her şeyi toparlayacak olursak ilk olarak FM kulübüne bir site açmaya çalışacağız. Bununla alakalı çalışmalarımız başlamak üzere. Hali hazırda Discord'da devam eden, kendi ekibimiz arasında yapmaya başladığımız ve belli bir aşamaya geldiğimiz, yani 20 binlik bir portre hedefimiz var. %20'sini hemen hemen gerçekleştirdiğimiz bir 100 paketi çalışmamız var. Dev bir proje olarak görüyorum ben bunu açıkçası. Çünkü A'dan Z'ye herkesin emeklerinin bulunduğu, çok büyük emekler sarf edilen bir paket olacak. Ve yıllarca bu paket Nivgen face'lerini, yüzlerini çözebilecek bir paket olacak inşallah. Üçüncü olarak da sizin de gördüğünüz bir tema çalışmamız olacak. Yani niye bu kadar çok konuştun? Abi çok tantana yaptık, çok muhabbet ettik. İşte hep bu yüzden. Yani buraya video atamamamın sebepleri gerçekten geçerli sebeplerdi. Belki burada biraz kanalı feda etmiş olabiliriz ki 3-4 aydır bir arpa boyu bile ilerleyemiyoruz kanalda. Gerek dediğim gibi gerçek hayattaki meşguliyetler, gerek devam eden projelerin bitememesi, bitmemesi veya insan kaynağında yaşadığımız problemler sebebiyle bu tarz aksamalar, gecikmeler meydana geldi. Ama herkes müşteri olsun abi. Biz bu işin altından kalkacağız. Hem de çok güzel kalkacağız. Takip etmeyi,
destek olmayı kesinlikle bırakmayın. Sonuna kadar değeceğine inanıyorum. Hayatımızın en önemli karşılaşmasına da gelmiş bulunuyoruz. Rangers'ı Trabzon'da 3-2 yendik. Aslında biraz zorlandık hatırladığım kadarıyla. Çok da kolay bir karşılaşma olmadı. Ama genel hatları itibariyle keyifli, bol gollü, iki tarafında gelgitler yaşadı. Güzel bir maçtı. Umarım bu karşılaşmada da o karşılaşmadan esintiler görebiliriz. Trabzon lehine ve adına özellikle. Çünkü çok istiyoruz bu turu geçmeyi. Bakalım neler olacak. İlk ciddi pozisyonlarında gol attılar. İşte bunu beklemiyordum. Ki Rangers'ın biliyorsunuz son zamanlarda şimdi Rıdvan Yılmaz transferiyle özellikle biraz böyle popülaritesi Türkiye'de arttı ama zaten hali hazırda olan sistemleri, oyuncuları falan Avrupa basınında geniş yer bulmaya başlayan kulüplerden bir tanesi Rangers ekibi. Oyunda da karşılaşmak biraz manidar oldu. Bakalım kim gülecek, kim kazanacak. Umarım biz güler, biz kazanırız. Ama hani 30 dakika itibariyle çok böyle ümit vaat eden bir pozisyonda izleyemedik. Yine bir atak geliştirecekler. Üşcan'ın müthiş müdahalesi 3. alanda. Gomez'den hiç beklemediğimiz bir top kaybı. Tekrar Üşcan topun sahibi. Kamara'ya bak ya. Adam basmadık yer bırakmadı. Topu yine kazandı. Tilman'la gelecekler. Dikkat edelim. Gavamin'den güzel bir müdahale. Kent'le sokuldular. Ters bir vuruş Ersin. Zorlanmadan topun kontrolünü sağladı. 30 dakika geride kaldı ama oyuncuları gaza getirmemiz lazım. Berbatsınız diyelim. Bazen yapıyorum bunu. Ters psikoloji uygulamaya çalışıyorum çocuklara. Bence kısmen de işe yaradığı maçlarda oluyor bu arada. Olmuyor değil. Evet, şu ana kadar doğal olarak Rangers ekibinin çok daha iyi oynadığını görüyoruz. Ve bir de free kick geldi. Eyvah. Yani bunu atarlar muhtemelen. Ersin abi yani o kadar kötü ki yani free kick olduğu zaman diyorum ki kesin gol olacak ya. Oyunun böyle bir maalesef ki biraz ağır konuşacağım saçmalığı var. Biz de atıyorsak rakip de atıyorsa free kicklerde muazzam bir kopma yaşanıyor oyun anlamında. Yani kesin gol olacak diyorsunuz. Başka bir alternatifi zaten çok zor oluyor. %90 ihtimalle muhtemelen gol oluyordur yani free kickler. Bu bağlamda tarihsiz bir free kick yaşadık. Umarım yani 3. gole ilerlemezler ki baskıları da o yönde. Bakalım tutabilecek miyiz? Burada oyun performansıyla alakalı büyük sıkıntılarım var. Böyle kare donmaları, sıkıntıları yaşıyoruz gibi. İyi bir atak yakaladık. Gomez çok kötü sonlandırıyoruz. Bakalım maçı kurtarabilmeye yetecek mi gayretimiz? Ersin sağdan çok güzel çıktık Mert'le beraber. Güzel bir pas bekliyorum Mert'ten. Yani daha ne yapsın? Bence çok iyi bir orta açtı. Gomez bugün zaten kendisinde değil. Kötü bir bitiricilik gösterdi yine. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum bu arada. 3-5-2 denenebilir. 3-4-3 denenebilir. Ama hani aldığımız risk kadar yediğimiz gol sayısı da artabilir. Onu da düşünmek lazım. Bu arada yine güzel çıktık. Çok kötü bir pas hatası. Savunmasız yakalanabiliriz. Anca yerleşiyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Evet, bu arada topu güçlükle de olsa almayı başardık. Yalnız oyun deneyimimiz şu an çok berbat ya. Yani gerçekten kasılmalar hissediyorum. Rezege. Eren. Ortamız döndü Yusuf. Ah be, iyi bir deneme, kötü bir sonuç oldu bizim adımıza. 70 dakika geride kaldı, bence artık müdahalede de bulunmamız lazım. Yani ne yapabiliriz diye düşünelim. 4-2-4'e aslında geçebiliriz, neden olmasın. Şöyle iki defansif orta saha olabilir, serbest defansif orta saha olabilir. Yani bu şekilde değerlendirebiliriz. Şöyle bir pozitif futbol yapalım. Defanstan kısa pasla çıkmayı artık boş verebiliriz bence. Onun dışında bakıyorum, kontraya kalkacağız. Daha uzun oynamaya çalışacağız. Bir tık daha ön alanda basabiliriz. Topa dalmamıza zaten gerek yok. Bakalım. Tabii ki de çift yaratıcı forvet kullanabiliriz. Yani zaten çok sık yaptığımız da bir şey bizim. Şöyle iki forveti de değiştireceğiz zaten. Enis Badri'yi mecbur alacağız. Onun dışında neler yapabiliriz diye düşünelim. Yani acaba şu arkadaşları şöyle ileriye atıp aslında yönlü bek hücum şeklinde kullanıp ne kadar yapabilirler orası tabii büyük bir tartışma konusu. Mesela Trezeguet'i bu bağlamda şuraya geri alıp libero destek olabilir, niye olmasın, olabilir bence. Şuraya Tuan Zebe'yi alırız. 4 oyuncu değişikliği yapmış olduk. Şurada da bir gizli forvet kullansak
Değil mi? Hiç fena olmaz gibi geliyor bana. Silveira'yı da buraya atarız. Yani elimden gelen en marjinal maksimum sistemi bir anda kurgulamaya çalıştık. Tabii Mert'in de biraz oyuna katkı anlamında kendine gelmesi lazım. Son 5 dakika hücum ağırlıklı oynamaya devam edelim. Bakalım neler değişecek. Yani izlememek lazım. Çok kötü kademe kaçırdık. Aha, adam da %100 gol fırsatını harcadı bu arada. Vitor Hugo'nun 5-9'da oynadığını görüyorsunuz. Mert 6-1 ile oynuyor. Gerçekten kötü bireysel hatalar bize çok pahalıya mal olacak gibi. Yani Chelsea'yi geçip Rangers karşısında elenmek büyük bir hayal kırıklığı olur bu arada. Kamara, alalım artık şu topu. Türlü alamıyoruz. Bu arada bayağı driplingle geldik kaleye kadar. Rıdvan çıktı. Brasic girdi. Korner kullanacaklar. Artık son dakika bu pozisyondan bir şeyler dönmesini umut edeceğiz. Kent kullanacak. Ön direkte Eren karşıladı. Hadi be arkadaşlar. 90+4. 2-0 yenildik. Havluyu attık. Yani ne söylenebilir ki? Söylenecek pek bir şey yok. Niye böyle oldu onu da bilmiyorum. Genelde bu tarz şeyler benim kayıtta, yayında vesaire başıma geliyor. Benim totemim de bu. Öyle düşünebilirsiniz. Açıkçası kötü oynadık. Yani Rangers tarafı çok daha iyi oynayan taraftı. Ve turu geçmeyi hak ettiler. Ya bizim üzülecek bir şeyimiz var mı? Evet, yani kesinlikle bu şekilde karşılaşmayı vermememiz gerekiyordu. Çünkü ben Chelsea geçtikten sonra aha dedim ya. Acaba bir çeyrek final, bir yarı final, bir final görme şansımız olabilir mi? Ama işte bizim için bir rüya imiş aslında. Zorlu bir karşılaşma oldu. Sahada da elimizden geleni yapamadık ki bunda bence Dorukhan'ın sakatlığı, stoper oyuncularımızın dönemsel performans düşüşlerinin de etkisi vardı, sizler de gördünüz. Sağlık olsun deyip geçeceğiz. Artık bahanelere sığınacak bir durumumuz da kalmadı. Elimizde iki kulvar kaldı ki iki kulvarın da sonuna doğru ilerliyoruz. Bu iki kulvardan da başarılı bir şekilde çıkmayı umut edeceğiz artık. Kerem Şen'in performansını da övelim. Yani iyi bir gelişme kaydediyor gibi ama çok daha iyi olması lazım. Oyun karakteristiği falan gayet güzel bu arada. Daha da iyi olmasını bekliyoruz. Şimdi burada Serkan'la bir başlayalım. Oraya zaten bir daha Mert'i atmak gibi bir hataya kısa bir sürede düşeceğimi düşünmüyorum. Onun dışında Dorukhan'ın yerine yani mecbur Mert alacağız. Sonuçta sakat olmayan bir isim o. Belki yedeklerden girerek katkısını sağlayabilir, verebilir. Yani başka ne yapabiliriz onu da düşünmeye çalışıyorum da zor abi. Sistemi değiştireceğiz tabii ki de yine. Şöyle iki oyuncuyu birden ben geri çekeceğim abi. Biraz da sizin dediğiniz sistemi uygulamaya çalışalım. Ben öyle düşünüyorum. Burada yani defansif orta saha destek rolünü herhalde yaparsın diye düşünüyorum. Müdahalelerde sert olup daha fazla dribling yapmasını isteyeceğiz. Onun dışında burada bir gizli forvet hücum denesek mi acaba? Yani o işe yarar muhtemelen de. Şöyle kanat bek hücum yapalım bunları da. Bakalım katı oynayacağız. Pozitif futbol deneriz. Yaratıcı forvetimiz var. Tamam, her şey normal gözüküyor şu ana kadar. Bir tek şurada Miguel Silveira'yı değerlendirebiliriz bu karşılaşmada. Bu şekilde bir çıkalım bakalım. Biraz da cüretkar bir taktik oldu yani. Onu da itiraf etmem lazım ama hani şeyin rahatlığı var ya. Hani Trabzon'dayız. Ne kadar Galatasaray maçı olsa da kendi evimizdeyiz. Bakalım ne yapacaklar. Siopis, Miguel. Harika bir top. Bomboş bir alan var içeride. Silveira ilk asisti olabilirdi. Maalesef engellediler. Yunus da gelecekler. Yunus geriye döndü. Vişça'dan destek. Ama biraz sert girdik galiba. Şuraya tekrar puan durumunu alalım. 65 puanla lider durumdayız. 27. haftanın mücadelesini veriyoruz şu anda Galatasaray karşısında. Galatasaray'da 57 puanla ikinci sırada. Kazanırlarsa 59 yaparlar. Aslında bizim için bir tehlike yok ama biz kazanırsak çok çok rahatlarız. Yani güle oynaya bütün bölümlerimizi tamamlarız bu sezon sonuna doğru. Bakalım öyle mi olacak? Süleradan uzun bir top. Serkan alamadı. Icardi. Tehlikeli geldiler. Eyvah eyvah. Mata'ya vurdurduk. Gol atamadılar. Torreira vurdu, olmadı. Ama biz hani savunma anlamında güzel ama ofansif olarak pek de bir şey gösteremedik henüz. Yine geliyorlar. Yunus'tan önce Serkan girdi araya. Oynamamız lazım. Vişça. Çok zayıf bir top. Van Aanholt aldı bir de topu. Mata. Tekrar Yunus. Sağ kanadı görecek. Dubois. Açısı var. Ersin. Çok güzel. Çok soğukkanlıyız. O da kısa oynadı Miguel'le beraber. Abi inanılmaz bir performans kaybı var. Bu son güncellemede niye böyle oldu bilmiyorum gerçekten. Ama hiç hoşuma giden bir durum değil. Onu söyleyeyim. Ya benim bilgisayarımda bir problem var. Ya da oyunda gerçekten bir problem var. Anlam veremedim.
Orada çok iyi yakaladık Galatasaray tarafını. Edin Vişça'yla 1-0 öne geçiyoruz. Gayet güzel, bravo çocuklar. Süpersiniz demeyi de ihmal etmeyelim. Daha 30 dakikada yorulan insanlar, futbolcular var sahada. Ama genel hatları itibariyle de iyi başladık. İstatistiklerimiz iyi gidiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. İlk yarı bitecek tabii ki. Bence ilk yarıda iyi bir performans göstermediler. Yani tek pozisyon, tek gol bizim için yeterli değil. Evet, bazı maçlarda çok toplu oynarsın, kaybedersin. Bazı maçlarda da hiç toplu oynamazsın. Ama kazanmak önemlidir yani. O karakteri yansıtmak, büyük takım refleksini göstermek önemlidir. Bunu gösterdik ilk yarı itibariyle. Bakalım ikinci yarıda neler değişecek. Yani XG olarak da Galatasaray'ın çok ama çok üstünde seyrediyoruz. Yine denememiz boşuna gitti. Yani 16 şut çektik. 7'si isabetli. Bir gol enteresan açıkçası. Rezege, Vişça, Çak oradan 2-0'ı bulduk. Müthiş bir gol. Ve kurtarması çok güç bir şuttu. Çünkü önünde hem Trabzonspor futbolcular hem Galatasaray futbolcular. Muslera'nın işi de bu alanda acayip zordu. Şöyle profiline de bir kez bakıp efsane kaleciyi hatırlayalım. 36 yaşında muazzam bir profili var. Bence yani 2 sene çok rahat birlikte devam edebilir daha. Orada yine atak geliştiriyoruz. Gomez araya kaçmadı kimse ama Vişçe'yi gene güzel gördük. Artan performansımız var. Bir de bitiricilik anlamında yansıtsak şu performansı. Ya o kadar başka bir takım olacağız ki o ne derler ona? O şeytanın bacağını bir türlü kıramadık ama kıracağız. Üstesinden geleceğiz abi. Şimdi Yusuf Yazıcı'yı buraya aldık. Trezeguet yerine Yusuf Erdoğan gayet iyi bir tercih olur. Umut Buzoğlu da alıyorum. 5 oyuncu birden değiştirdik. Aklımızda sadece Mark Bartra'nın kondisyon problemi var. Onu da herhalde son 10 dakikada sorun yapmaz diye düşünüyorum. Miguel, Burak'a kaptırıyoruz. Torreira Burak ikilisi. Miguel topu döktü, kazandı. Umut, bomboşsun be abicim. Muslera'nın kucağına gönderdik. 86. dakikaya doğru ilerliyoruz. 90 dakika bitmek üzere hatta. 4 dakika uzatma verdiler. Kendi evimizde önemli bir derbiyi 3 puan alarak kazandık. Ya keşke şu aptal kafam diyesim geliyor. Çok affedersiniz ama keşke Rangers karşısında da üşengeçlik yapmayıp özel bir sistemle çıksaydık. Galatasaray karşısında yaptığımız gibi. Ama ben onu yapmak yerine her zamanki gibi kolaya kaçıp keyfimi bozmadan kazanabileceğimize inanıp böyle bir hataya düştüm. Affınıza sığınıyorum gerçekten. Elimizde imkanlar varken kazanabilirdik. Yani Rangers maçını nasıl kaybettik ben gerçekten bilmiyorum. Aynı İstanbulspor karşılaşmasına benzedi. Aslında çok böyle ultra lüks bir oyun sergilemediler yani. Genel olarak pozisyon üstünlükleri vardı. Okey. Ama hani kanatlardan boğdular mı? Meh yani. Araya paslar geldi mi? Meh ders. Aslında ortada gibi gözüküyordu ama kazanıp gitti adamlar. Neyse, sağlık olsun. Hatayspor, Rangers ve Galatasaray karşılaşmalarını sizlerle birlikte oynadık. Bu bölümde toplamda 9 karşılaşmaya da yer vermeye çalıştım. 6'sı özet olmak üzere. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. UEFA için hiç üzülmeyin. Benim böyle bu tarz egzantrik durumlarım var. Belki Rangers'a geçseydik kupayı alma ihtimalim bile olabilirdi. Ben olmadığına şükrediyorum açıkçası. Bu bir teselli veya kandırmaca değil bu arada. Bence ilk sezondan zaten Trabzon'la, Galatasaray'la, Fener'le bir UEFA kupası kazanmak biraz bence, benim fikrim tabii bu, biraz gerçekçilik dışına çıkmak da olur. Çünkü uluslararası bir organizasyonu kazanmak biraz zaman isteyen, emek isteyen bir iş. Bu bağlamda teselli olarak seviniyorum diyebilirim. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Adana Demirspor karşılaşmamız var. Sivas Spor karşılaşmamız var. Ve Giresunspor karşılaşmamız var. Umarım teknik problemlere, aksaklıklara, hatalara karşılaşmadan bir sonraki bölümde tertemiz bir video ile sizlerle birlikte olabilir. Beni izlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.